Bismillahirrahmanirrahim. Savol beraptilar. Hozirgi zamonda ayollar agar avratlari tomonidan tekshiruv qilib, ya'ni uzi qilinsa va avratiga shu uzi apparati kirishligi bilan tahorat buziladimi yo'qmi? Yoki o'sha uzi apparati kirgandan keyin suyuqlik kelsa, o'sha bilan tahorat buziladimi yo'qmi? Aslida ayol kishini avratini ushlashi bilan ham tahorat buziladi degan aksar ulamolar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerde "Men messe zekrahu feletevadda" degen hadis var. Kim avratını üşlese taharat kısın degen hadis. Bana bunu bazı ulamalar etken ki erkek ham ayol ham degen. Yani erkek uzun avratını üşlese ham taharat kıladı, taharatı büzüladı. Buran avratını üşlese ham taharatı büzüladı. Üşle kendiyem, üşlen kendiyem. O da şimdi ayollar ham degen bazı ulamalar. Tayyol avratını, yani aynen cinsi avratını üşlese bu bilen taharat büzüledi. Üşlegen ayoldu. Ve üşlengen ayolunu hem taharatı büzüledi degen. Bunda aksar olamalar, şu kul kapsız uzunu üşlese degen. Ya ki bir matanı üstüden emez, uzunu doğruya doğru üşlese, şunda taharat büzüledi degen. Demek hazır bir ayol, hemen bu uzunu ben şu uzi kılır edigen bosa, bu halette elbette onu uzi kılır edigen doktor, avratını üşleşke mecbur buladı. Natijada bu ayolning ikkalasini ham tahorati buziladi degan. Bu birinchidan, mana bu birinchi shubha, ya'ni tahorat buzilishligiga. Ikkinchi shubha, o'ziga apparatini tiqqanligidan keyin mana bunda albatta ayol kishidan nimadir chiqadi. O'shani kirgizib, keyin chiqargandan keyin o'sha suyuqlik qandaydir suyuqlik chiqadi. Natijada bu chiqishligi bilan ulamolar aytgandek, kullu mahoraja min sabilayn yanqudul wudu deyishgan. Ikkita insonning avratdan chiqadigan, ikki avratdan oldi va orqa avratidan chiqadigan har qanday narsa tahorati buzadi deyishgan. Hattoki u toza narsa bo'lsa ham. Hattoki toza narsa bo'lsa ham. Shu masalan, ba'zida masalan insonni buyragida tosh bo'ladi. Gohida o'sha tosh bavl qilganda u siydik yo'lidan chiqib keladi. O'zi aslida tosh toza, lekin nima bo'lganda ham ikkita avrat yo'lini birdan chiqdimi, bu bilan tahorat buziladi deyishgan. Shuning uchun aslida ayol o'zi qilinganda to'g'ri siydik yo'liga o'zi qilinmaydi. U boshqa yo'l. Lekin bunda nima bo'lganda ham bilib bo'lmaydi. U apparatga kirgizilgandan keyin chiqayotgan suyuqlik bu siydik yo'ldan chiqyaptimi yoki bashadon yo'ldan chiqyaptimi? Mana shuni bilib bo'lmagandan keyin shubhali bo'lib qoladi. Aslida biz oldin savolga javob berganda aytgandik, ayollardan tabiiy vidrena kelishligi aslida tahoratni buzmaydi. O tabii vidilene, yani o siydik yoldan kemeli çünkü taharat buzadigan degani ikkita yoldan kelish, ikkita najosat yoldan chiqqan narsalar buzadi dedik. Siydik yoldan va axlat yoldan chiqqan narsalar buzadi. Lekin bu vidilene kelganda agar bu bazadondan yani matka tomonidan keladigan bo'lsa, o'sha yo'llardan keladiganda bu narsani yuqoridagi sabiylindan chiqqan, ikki yoldan chiqqan narsa deyilmaydi, shuning uchun bu taharat buzilmaydi degandik. Lekin bu tabii holatdagi chiqqan narsalarda. Tabii ayollarda chiqadigan narsada. Lekin endi bu apparat kirgizilganligidan chiqsa, bu bilan shubha tug'iladi. G'olibizdan deyiladi arab tilida, ya'ni kuchli gumon paydo bo'ladi. Bu ehtimol o'sha apparat kirgizilishligi oqibatida siydik yo'lidan chiqqan bo'lishi mumkin biror narsa, suyuqlik degan shubha paydo bo'ladi. Shu bilan tahorat buziladi deyiladi ehtiyot yuzasidan ham. Chunki masalan inson uxlaganda tahorati buziladi deyilgan shariatda. Aslida uxlashni o'zi tahorati buzmaydi, to'g'ri. Lekin uxlaganda odatda bir narsa chiqib ketadi insondan. Shuning uchun tahorati buziladi. Ana endi u ham xuddi shunga qiyoslanadi. Nimadir chiqib ketadi bundan, o'sha apparat bilan o'zi qilganda deb. Shu bilan uni tahorati buziladi deyiladi.